Next Block bugün Değirmendere bölgesinde. Değirmendere bölgesinin en önemli özelliği merkeze çok yakın olması aslında. Birinci parsel gibi düşünün. Bundan sonra artık Yavansu diye gidiyor. Şimdi burada hem merkeze çok yakınız hem de dağ havası ve deniz manzarasını göreceğiz. Onu ilerleyen bölümlerde sizlere göstereceğiz. 400 metrekare arsa içerisinde tabanda 66 metrekareye oturuyor villamız. Üst katta da 66 metrekaremiz var. Tam olarak 132 netimiz var. Brüt olarak da 152 brütümüz var. 2 tane balkonumuz var. Her biri 10 metrekare. Burada 40 metrekarelik hem çocuk hem de büyük yüzme havuzumuz var. Güzel bir manzaramız var. Birazdan göstereceğiz size. Şu an manzarasız kesimden başlayalım dedik ki insanlar videoyu biraz beklesin, şu manzarayı bir görsünler. Yavaş yavaş bahçeyi dolaşarak isterseniz videomuza başlayalım diyorum. Sitemizin birçok yerinde güvenlik kapıları mevcut. Ondan da bahsetmiş olalım. Girerken ayrı bir güvenlik kapısından giriyorsunuz. Ekstra da sizin zaten otopark kapınız var. Burası da normal fayanslarla girdiğimiz zaman evimizin giriş kapısı. Bina kimlik sertifikamızı isterseniz izleyicilerimize gösterelim. İskan alındığına dair bu belgeyi zaten az çok artık biliyoruz. Birçok yerde arka tarafta antresit döşemelerin oraya şöyle tik ağacından yapılan ahşap dikmeler yapmışlar. Beyaz ve antresiti ayırmasıyla ayrı bir görüntü oluyor. Zaten beyaz antresit ve ahşap her zaman için bizim favori rengimiz, biliyorsunuz. Burada otopark alanımız var. Yine elektrikli kapımız otomatik olarak açılıyor. Otoparka bir araçlık yerimiz var. Birazcık daha uzun tutarsak ikinci aracımızı da koyma şansımız olabilir. Yine ahşap dikmeler ve antresit. Burada fileli sıvayla beyaz. Burada alanlar yapılmış. Onlardan da bahsedelim. Çünkü iki tarafta da şimdi veranda alanını göstereceğiz. Hem salon mutfağından hem de alttaki odadan çıkış yapabileceğimiz güzel bir seramik döşeme veranda alanı var. Tam arkamı görüyor musun Erkam? Nasıl manzara şu an gözüküyor mu? Şu an mavili alıyoruz. Evimiz hep evleri şöyle yapmışlar. Tam ortaya havuz ve veranda kısmını bırakmışlar. Her ev bu şekilde manzara görüyor. Evimiz şu an ikinci sırada. Toplamda burada 3 adadan oluşuyor. 69 tane villadan sizlere seslendik. Yine havuz için makine dairemiz ve denge tankı depomuz burada. İstersen sen şöyle yavaş yavaş dön ve evin ön tarafını anlatmaya başlayalım. Dediğimiz gibi burada 40 metrekare havuzdan bahsettik size. Yan tarafta da çocuk havuzumuz var. Yandaki burada misafirimiz kendine ufak bir park yapmış. Hatta güzel de bir havuzu ayırmış, çocuk havuzundan oraya herhangi bir sorun olmasın diye oraya ayırmış kendini. Güzel düşünmüş bence. Baktığınız zaman size bahsettiğim veranda alanlarımız da burası. Şu alttaki odadan çıkış yapabileceğimiz bir alan. Üstü komple kapalı. Camlarla da kapatabiliriz istersek. Gel istersen böyle veranda alanını gezmeye başlayalım. Bir de salondan çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var. Orası da bu taraf. Yine aynı şekilde üstü kapalı. İstediğimiz gibi onu da ayırabiliriz. Birçok ev sahibimiz de buraları gördüğüm yolda gelirken kış bahçesine çevirmiş. Hep camlarla kapatmışlar. Ayrı bir güzel olmuş. İsterseniz depolama alanında yapabilirsiniz. Kapatıp bir tarafı komple kepenkle kapatıp ıvır zıvır eşyanıza koyabilirsiniz. Dediğimiz gibi evimiz 400 metrekare. 132 netimiz var. Yavaş yavaş evin içine doğru hadi geçelim. Her zaman söylüyoruz, olmazsa olmazımız sur kapımız. Burada da şöyle ev sahibimiz buraya da sinekliğini yapmış. Bütün açıları, doğramaların hepsinde sinekliğimiz mevcut. Toplamda 66 metrekare net oturumdan bahsettik. Hemen biz salon tarafına doğru geçiş yapalım. Burada TV ünitesinin olduğu yere şöyle taş kaplamalar yapılmış. Yan tarafta da ahşap dekorlar yapılmış. Burasını laminat kaplamışlar. Buradan zaten verandaya çıkış yapabiliyoruz. Şöyle veranda kapımızı açalım. Havuzumuza ve manzaraya. Şu an şehir merkezine buradan 2 kilometre uzaklıktayız. Yani kuş uçuşu baktığınız zaman 1.4 çıkıyor. Ama yoldan gittiğimiz zaman 2 kilometre şehir merkezine uzaklıktayız.
Burada özel okulların bulunduğu bölümdeyiz. Onları da söyleyelim size. Bahçeşehir Koleji var yakınımızda. Ondan sonra hemen seninle mutfak tarafına geçelim. Burada da güzel bir adamız var. İki tane böyle sandalyeyle güzel burayı dekore edebiliriz. Şöyle bolca depolama alanlarımız var. Burada ankastre, davlumbazımız, ocağımız. Bunların hepsi daha takılmadı. Kutusunda bekliyor. Bunlar da ne derseniz biz taşıyamadık bunları. Biraz ağır. Havuzun etrafındaki komple zaten yazıyor. Izgaralar var ya, beyaz ızgaraların bulunduğu kutular. Onlar da sıfır şekilde sizlere teslim edilecek. Buradan da sana bahsettiğim veranda alanına çıkış yapabiliyorduk ya. Buraya da hani masa attığımız zaman hemen kolay buradan servis yapabiliriz. Dolaplarımız zaten gördüğünüz üzere hepsini, hiçbirisini daha naylonlarını açmamışlar. Antrasit renkte. Burada da beyazlarımız var. Zaten şurada beyaz porselen kullanmışlar. Burada da siyahını kullanmışlar. Yine burada siyah evyemizi kullanmışlar. Aynı siyahı bozmamışlar. İstersen merdiven altına geçmeden önce alttaki odamıza geçiş yapalım seninle beraber. Altta burada yaşlımız olur, çocuğumuz olur. Dışarıdaki hem ahşap dikmelerin şöyle bir güvenliği olmuş oldu. Hem de önden baktığınız zaman şu manzarayı burada odada çok rahat seyredebiliyorsunuz. Aslında buranın en güzel odası diyebilirim burada alt katta. Ufak bir oda ama şu manzarayı net olarak seyredebiliyorsunuz. Üst katta iki tane balkonumuz var. Onlarda da çok net manzarayı yakalayabiliyorsunuz. Kapılarımız yine aynı antresit renginde. Onları da söyleyelim. Hemen burada ortak bir banyo tuvaletimiz var. Burada Ecehan'ın ürünlerini kullanmışlar. Rezervuarlarımızın hepsi ankastre. Yağmurlamalarımızın hepsi ankastredir. Onları da sizlere açıklamış olalım. Yine aynı şekilde tuvaletten çıktıktan sonra birazcık daha böyle mahremiyet olsun diye bu dikmeleri yapmışlar. Kötü görüntü olmaması adına. Mesela bu evin örnek dairesini ben görmüştüm. Bu merdiven altında ahşap şöyle kaplama vardı. Orada da suni olarak böyle taşlarla çiçekler falan vardı. Çok da güzel dizayn edilmiş. Ahşap omurgalı merdivenimiz var. Güzel de orada bir loft tavan tarzında sarkıt bırakmışlar. Güzel bir avize takabiliriz. Yavaş yavaş üst kata çıkalım. Bu güzel villayı tanımaya devam edelim. Burada yine ahşap bir dekor alanı bırakmışlar. Ufak böyle saksılarla böyle aşağı doğru yeşil bitkilerle burayı süsleyebileceğimiz bir alan. Zaten avizemizden bahsetmiştik. Sarkıt avizemizde takılı vaziyette sizlere veriyoruz. Kalan taraflar da yine aynı. Aşağıdaki dekora taşların aynısını yapmışlar. Ahşap böyle çerçeve yapmışlar. Biz ilk odamıza geçelim. Burada 3 tane odamız var. Üçünde de banyo tuvalet var. 66 metrekare. Odaların boyu birazcık daha ufaktır emsallerine göre. Ama kimse kimseyi rahatsız etmeyecek. Hani bir dolap koyabileceğiniz, bir yatak koyabileceğiniz bir alanımız var. Gel istersen ilk banyo tuvaletimize geçiş yapalım. Şöyle Ecehan'ın yine yağmurlamaları koyulmuş. Burada okaliptüs seramikler seçilmiş. Yer tarafta da, yerde de aynı şekilde ahşaplarımız devam ediyor. Onlardan da bahsetmiş olurum. Buraya da çamaşır makinesinin yerini bırakmışlar. Onu da sizlere söylemiş olalım. Demek ki çamaşır makinemizi bu tarafa takıyoruz. İki köşedeki odada balkon var. Ortadaki odada Fransız balkon var. Onu da söylemiş olalım. Burada 10 metrekarelik bir balkon alanımız var. Buradan baktığımız zaman net manzarayı seyredebiliyoruz. Ben şöyle durayım, sen manzarayı göster istersen izleyicilerimize. Net olarak görsünler sağdan ve soldan. Biz şu an merkeze çok yakınız. Dediğimiz gibi 2 kilometre tam tamına gösteriyor. Hemen size bahsettiğim gibi yandaki ev sahiplerimiz oturuyor. Çocuklar için ufak bir park alanı, işte havuzun etrafına çocuk ufaksa düşmesin diye öyle bir korkuluk sistemi yapmışlar. Gayet de güzel düşünmüşler. Gel istersen bu odamızdan çıkış yapıp ortadaki odamıza geçiş yapalım Erkan. Bu da sensörlüdür, hareket sensörlü. Orta tarafta ışık, led yakmıyorsunuz. Sizi görünce kendiliğinden yanıyor. Burası aslında ebeveyn odası olarak düzenlenmiş. Ama tabii siz ne olarak düzenlemek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Alüminyum doğramalarımız ve yatak başlığı olarak burayı seçmişler. Çünkü neden dersen buradan manzarayı seyredebiliyorsun. Yine aynı şekilde bu odamızda da kendi banyo tuvaleti var. Onu da göstereceğiz. Buradan net olarak manzaramızı seyredebiliyoruz. Ha, bu manzaraya aslında bu işçiliğe göre evet, evimizin fiyatı uygun mu? Bence uygun. Burada da mesela tuvalet daha farklı. Taşlar beyaz. Yağmurlamaların olduğu yerler komple siyah. Yine aynı Ecehan'ın ürünleri kullanılmış. Alt akabinde de hemen orada da Vitra'nın ürünleri devam ediyor ankastre olarak. Kapılar yine antresit lakeler.
Burada da aynı dikme dikme şeklinde devam ediyor. Burayı aslında ev sahibimiz kendi kızı için böyle bir dekore etmiş. Ama kendilerinin vakti olmadığı için şu an ne yazık ki evlerine taşınamıyorlar. Burayı da satış kararı aldılar. Hatta şu an yan yana iki tane villamız var. İstenirse köşe ve onun yanı ikisi de aynı anda abi kardeş olur, iki arkadaş olur. Bizden satın alabilirler. Yine aynı banyo tuvalete girdik. Bunda da şu şekilde gizli şekilde yapılmış. Aynı okaliptus fayanslar devam ediyor. Yağmurlamanın olduğu yerlerde de yerlerle beraber aynı ahşap seramikler devam ediyor. Bunun da kendi balkonu var. Hemen gel istersen. Yine 10 metrekarelik kendi balkonu. Dediğimiz gibi aralardan, sağdan soldan her yerden manzarayı seyredebiliyoruz. Bu evimiz satılık. Eğer istenirse yan tarafı da aynı şekilde satılık. Orayı da verebiliriz. Ama ilk önceliğimiz burası. Ama iki arkadaş olur, iki kardeş olur, bacanak olur, eş dost olur. Aynı anda iki tane yan yana almak istiyoruz derlerse ikisinin de satışını gerçekleştirebiliriz. İskanlar alınmış tertemiz bir ev. İnşallah sizlere nasip olur. Güzel bir villa sizlere tanıtmak istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Erkam'la sabah erkenden Erkam'ı uyandırdım. Hadi dedim Erkam. Güzel iki tane daha villa buldum sana. Sen seversin böyle güzel siteleri çekmeyi, drone görüntülerini. Hayran kalıyor adam ya. Mesleği icabı. Herkesin sevdiği bir şey vardır ya. O da bunlardan hoşlanıyor. Sağ olsun bize güzel içerikler çıkarıyor. Eline koluna sağlık. Burada 400 metrekare arsa içerisinde 132 metrekare kullanımlı 4+1 güzel bir villa tanıttık. Evet, fiyatına göre fırsat mı? Bence fırsat. Manzarasına göre fırsat mı? Fırsat sayılabilir. İki tane villamız var yan yana. O köşe, bu onun yanı. 69 tane villadan oluşuyor sitemiz. Bakımlı güzel bir site. İnşallah bu villa sizlerin olur. Sağlıcakla kalın, Next Block'la kalın. Herkese çok selamlar.